Kavaklıdere'de bakırcılığın geçmişinin 800 yıla kadar uzandığı ifade ediliyor. Toroslardan gelen boyların Kavaklıdere'ye bakırcılığı getirdiği sanılıyor. Isıyı en iyi iletme özelliğine sahip bakırı işleyen zanaatkarlar, zor koşullar altında bakıra şekil veriyorlar. Bakır tabaklar, çanaklar, tencereler, sağanlar, sürahiler, siniler, sefer tasları, cezveler, kahve fincanları, tepsiler, şekerlikler, kazanlar, büyük kentlerde mutfağın misafirleri olsa da Anadolu kasabalarında ev sahipliğini sürdürüyor. Kavaklıdere'de bakırcılık babadan oğula geçen bir zanaat. Ancak günümüzün gençleri baba mesleğine fazla rağbet etmiyor. Çırak bulunamayan mesleğin geleceği de tehlikede. Bu mesleğe gönül veren kişiler mesleğin devam etmesinden yana olduğunu ifade ediyorlar. Kooperatifleşme ve sivil toplum örgütlerinde birleşmede sorunlar olduğu anlaşılıyor. Bu da bu mesleğe bir devlet desteğinin sağlanmasını hem de en kısa sürede el atılmasını gerekli kılıyor. Anadolu'nun kaybolan el sanatları arasına girmeden bakırcılığın sorunlarının çözümlenmesi gerekiyor. Bakırcıların sorunları arasında bakıra işleyecekleri motifin ve bu motife ait şablonun olmaması da yatıyor. Kendi olanaklarıyla motifleri buluyor ve bu motiflerin şablonları ile ürettikleri ürünlerini müşterilerin beğenisine sunuyorlar. Ben Ömer İbrikçi, bakırcı. Dedem bakırcıymış. Babam da bakırcıydı. Ben de bakırcıydım. Şimdi oğlum Abdurrahman da bakırcı. Artık bu son. Ben Abdurrahman İbrikçi, 1956 doğumluyum. 56 senden beri bu baba ata işi Kavaklıdere'de kuruluşundan bu yana ata mesleğini sürdürüyorum. Ve bizden sonraki nesillerin bu işi çırak kalfa bulunmuyor. Bu elimdeki yaptığım da bir işleme cezve
Osmanlı usulü. Bakırın kahvesi, çayı, her şeyi güzel olur. Ama günümüzde çelik olduğu için kalay nedeniyle bazı kişiler kıymetini bilmiyor ama bilenlerimiz de pek çok. Bu kahve cazibesi ömür boyu torununu dahi eskidir. Şu işlemeli oyma işler. Oyma işlemi yaptıktan sonra çamur yapıyoruz. Kalayı işlemenin içine çamur dolduruyoruz. Ondan sonra kalaylıyoruz. Kalayladıktan sonra bu işlemeler siyah siyah kalıyor ve işleme görünüyor. Kimisi işte zehirler diye genelde almıyor. Ama bazı kişiler biliyor ama kahve, bakır zehirlemez. Bakır nasıl zehirler? İçinde kaldığı zaman, 3-2 gün kaldığı zaman zehirler. Biz de bu ata mesleğini böylece sürdürelim diye uğraşıyoruz. Bizden sonra kalmayacağına eminim. Bakırcıların kendi aralarında konuştukları bir dil de var. Bu dile palleci dili deniyor. Bir anlamda gizli bir dil. Şimdi palleci dilinden biz ormanı gören mühendislere metrik deriz. Yambal. He? Yambal. Ha, yambal deriz. Yambal bunlar. Ha, bunlar yambal ha. Ha, ormana gelmiş bunlar. He? Ormana gelmişler. Yambal. Ha, orman bunlar. Bunlar. Yambal. Bunlar şimdi burada yaşamını duyacaklar. Başka yere Ovancı'ya. Ovancı'ya. Hani yambalığa yıkım. Yıkım mı? Yıkım, yıkım. Baya nezirler. Kös, ovaç. Kös olmasını da kös, kösme direk. Kösme direk değil. Baya bundan bakırda ovattılar. İyi. Nezirler ovattım baya. İyi. Nezirler alacağız baya. Değil mi? Yıkım metrek bunlar. Her gelen böyle. Yıkım çıkmıyor. Bazı güzel bir şeyler oldu. Yok ben zaten bunları sevdiğim için ben bunu kapaklarım hep böyle işleyebilirim. Metrekte yıkım metrek olduğu için. Yamurlara. Yamurlara iyi. Evet. Biz aynı şekilde. Bunlar yambal. Yambal değil. Bunlar şimdi ormana mühendis olarak gelmiş bunlar. Ha, orman mühendis olarak gelmişler. Bunlar bazı meraklı bunlar. Baya güzel bakılıyorduk dedik. Bunlar iyi arkadaş bunlar dedik. Palej dilinden konuştuğum gibi Türkçe konuşuyoruz şimdi. Arkadaşlar iyi arkadaş. Sanattan anlayan. Çok iyi. Niyetleri iyi niyetli. Temiz arkadaşlar dedik. Evet. Tabii ki dilimizden. Bunlar bakır meraklılığı dün bayağı beni de uğraştırdılar ama ben anlatmam. Ne yapayım, yaptık mecburiyen sevdiğimiz için. Fazla anlatmam onu. Burada. Palleci diliyle işlenecek veya kalaylanacak bakır kapların fiyatlarının müşteriler tarafından bilinmemesi amaçlanıyor. Bakırcılar palleci dilini kendi ürünlerini pazarlama aşamasında kullanırken halk arasındaki konuşmalarında da bir gizli haberleşme amacı olarak kullanılıyor. Palleci dilinde yambol ovanıyor, baharı kösle denildiği zaman asker geliyor, tütünü sakla anlaşılırken yambollar ovanıyor, geneğindeki mazını kös et denildiğinde ise askerler geliyor, yanındaki silahını sakla anlaşılır. Yörük cezvesi denmesinin amacı da kırma kopu olduğu için heybede taşımalık kolaylığı varmış. Böyle böyle ocakta, mangalda, günümüzde eskiden ocak, mangal yoktu. Kül kahvesi pişirildi, mırra gibi ocağın kenarında. Devamlı suyu kaynar. Böyle dedelerimiz kullanırdı. Ve bunları şimdi yaşatmaya çalışıyoruz.
ve %50'si de orman işleriyle uğraşırdı. Çobanlık vardı ya, ama genelde ormancılık, bakırcılıktı. Bakırcılık şimdi azaldı, orman azaldı ama günümüzde mermer çıktı. Eskiden her evde mutlaka iki oğlanı olan bir şahsın bir tanesi bakırcıydı. Bakırcı olan meslek zengin olup gözüyle o zamanlar herkes çocuğunun bakırcılığı veriyordu. Ama şimdi günümüzde bir tane de çırak kalfa bulamıyoruz. Günümüz mermerle uğraşılıyor. Bu da yalnızca işçi olarak çalışıyor. Böyle kalabalık bizler kelayına kuşlar gibi kaldık. Çıraklar ilk önce dükkana geldiği zaman çivi keserler, ustalar. Çivi dürmekten, yani çivi dürmek demek günümüzdeki bunlar yeni modern çiviler, döküm çivi. Ama biz bunları böyle dürüyoruz. Yani dürüyoruz dediğimiz bakıra yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra böyle buraya menteşe, perçin gibi yani bakır. Ben günümüzde çırak kalfa bulunmadı. Sanatımızın biraz geri kalması, devletimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı bizler biraz destekçi olmadı. Biraz da Muğla'nın kenarında kaldığı sapı reklam amacı olmadığında günümüzde kullanımdan çıktığı biraz geri çalışmalarımız, bunun için çırak kalfa bulamıyoruz. Ama biraz işimiz olsa kalfa da bulunur, çırak da bulunur. Ama işte şimdi günümüzde merak, sanatı sevenler, eskiden işte efendim böyleymiş cezve deyip de alıp merak edenler bizlere iyi kötü yaşatmaya çalışıyorlar. Onlara da Allah razı olsun. Efendim bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan biraz genelde destek istiyoruz. Çünkü piyasamız, hiç piyasamız yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli örnekleri Osmanlı cezvesi. Mesela bu ürünleki bir Osmanlı cezvesi ama şimdi bazı balık haç yapıyoruz. Yurt dışındaki arkadaşlar da turist gelenler de balık haçları da daha merak ediyor. Bizim istediğimiz Muğla Kültür Bakanlığı'ndan, turizm kenarındaki sahillerdeki belediyelerden, pazar yerlerinde yerimiz olması, pazarlığımızın biraz daha bize fiyatı uygun olacağı yer sağlanması olsa bizler yerimize daha kendi malımıza daha çok satış yapacağımıza, reklamını kendimiz anlatacağımıza böyle de devletten bazı büyüklerimizden bazı hizmetler veriyoruz. Isıyı en iyi iletme özelliğine sahip bakırı işleyen sanatkarlar zor koşullar altında bakıra şekil veriyor. Kavakdere ilçesinde bakırcılıkla kalaycılığı birbirinden ayıramazsınız. Bu mesleği yerine getiren kişiler bir taraftan bakır işlemekte, diğer taraftan kalay yapmaktadır. Bugün Kavakdere'deki dükkanları gezdiğimizde el sanatı ürünlerin yanında döküm ürünlerin de olduğunu üzüntüyle görmekteyiz. Kavakdere halkından. Bu tüpler, ceryanlar olmadığı dönemde, yani ocakta ateş yakıp ısındığımız dönemlerde bunun bir de sapı olur böyle. Bu büyük cezve. Devamlı ocağın karşısında durulur, su ısınır. Bunu hemen tutundan, ısınan sudan çay yaparsın, kahve yaparsın, abdest alırsın, bulaşık yıkarsın. Bunların daha büyükleri veyahut da bunu benzer bu kapları kullanırdık ve çok önemli ve ihtiyaç olan bir cezveydi, eşyaydı. Ama günümüzde tabii artık bir süs eşyası gibi, tarihi bir eşya gibi artık kaldı.
yapmayı da devam ediyorlar ustalarımız. Ben bakıcı ustası Mustafa İbrikçi. Bunu 1972 senesinde babam başladı yapmaya. 72'den sonra bizler de devam ettirdik. Bu da bir matara, Osmanlı'da kullanılan su kültürü olarak kullanılmış. Biz de şimdi yenilerini yapıyoruz. Eskiyi yaşatma amaçlı devam ettiriyoruz. Matramız var. Büyük bir normal sahanlarımız var. Eskiden kullanılan. Bu da bir Bosna Hersek modeli. Bu da gubbeli sahan olarak geçiyor. Şu da buhurdan. Buhurdan eskiden annelerimiz, babalarımız perşembe günü akşamları günlük yakarlarmış. Şimdi de mum koyarak kullanıyorlar. Eski geçmişimde devam ettiriyorlar. Kendi yerli vatandaşlarımız, yabancı arkadaşlarımız da. Şu da normal su ibriği. Osmanlı'da kullanılan ibrik. Birebir elde yapma hepsi de. Valiliği, Bodrum Pazarı'nda, Marmaris Pazarı'nda, Fethiye Pazarı'nda şu kadar bir yer verse biz pazar parası almadan bize bir imkan sağlasa bizler biraz daha iyi oluruz. Muğla Valiliği bize biraz daha tanıtsa, biraz daha yani yardımcı olsa bizler daha iyi oluruz yani. Biz bu krediyi, marediyi de istemiyoruz. Biz yalnızca pazar istiyoruz. Biz krediyimiz kendimiz kötü yapar gideriz. Bize el sanatı yapanlar gel efendim siz bizim başımızın tacısınız. Şöyle bir kenarı güzel bir yerden yer gösterip sizden para da almayacağız. Gelin şurada malınızı sergileyin diye bir yardımcı oluyor. Ama kendi başkanlarımızdan, ama esnaflar odamızdan, esnaf ticari odalarımızdan, turizm müdürlerimizden böyle bir şey yok. Onun için biz ama kendi sanatımızı sevdiğimiz için böyle de sürdürmeye çalışıyoruz. Ama olursa kavallar için iyi olur. Geleceğimiz sanatımız ölmemiş olur. Benden sonra bu sanat ölecek. Ölecek. Şunu bir kahve pişirecek. Şu kanlı böyle mangalda, külde, ocak başında şu kahvenin tadını her bir kişi bilmez ama içtikten sonra inanıyorum ki takdir edeceklerdir.